Merhabalar. Bugünkü atölye çalışmamızda uçak oyunu yapacağız. Bunun için WordWall Web 2.0 aracından faydalanacağız. Arkadaşlar girmek için web tarayıcımız açıkken buraya işte WordWall.net yazıp Enter tuşuna basmamız yeterli. Bahsettiğimiz zaman şurada sekmede kolaylık olsun diye gösterdim. WordWall ekranı karşımıza çıkıyor. Ana sayfayı görüntüleyebilirsiniz. Eğer ilk kez WordWall ile tanışıyorsanız bu diğer Web 2.0 araçlar için de geçerli. Hep söylemişimdir. Yeni bir Web 2.0 aracını kullanıyorsanız öncelikle yapacağınız şeylerden birisi tabii ki kayıt olduktan sonraki örnekleri görmek. Bu Web 2.0 ile ilgili hazırlanmış örnekleri görmek. Böyle durumdayken arkadaşlar sayfayı açtığınızda bakın bu konuda hazırlanmış örnekleri görebilirsiniz. Burada tabii ki WordWall'a mahsus 12 tane örneği size gösteriyor. Son yapılan 12 tane örneği gösteriyor. Efendim Show More ya da daha fazla örneği gör düğmesini tıklatarak daha fazla örneği görmek isteyebilirsiniz. Eğer tür itibariyle WordWall'da hazırlanmış içerikleri görmek isterseniz buraya hangi örneği yazacaksanız arkadaşlar. Mesela ben uçakla ilgili daha önceden hazırlanmış örnekleri görmek istiyorum. O halde buraya işte airplane şeydeki karşılığı, orijinal karşılığı airplane diyorum ve airplane içerik türüyle ilgili hazırlanmış örnekler, farklı branşlarda hazırlanmış örnekleri görürsünüz arkadaşlar. Daha önceki WordWall videolarında da bahsetmiştim. Arkadaşlar WordWall silinen de dahil olmak üzere temel kullanıcısı iseniz 5 tane içerik oluşturabiliyorsunuz. Altıncısına izin vermiyor. Ve tabii ki bunun için profesyonel kullanıcı, pro user'ı seçerseniz de böyle bir sınır kalmıyor. Ücretsiz yararlanmak için maksimum 5 tane içerik oluşturabiliyorsunuz. Bu nedenle de ben test amaçlaştığım içerikleri silmiyorum ki burada daha fazla size içerik örneği gösterebileyim. Evet, buraya girdik. Eğer WordWall'dan daha önceden yararlanmışsanız, içerik oluşturmuşsanız hazırladığınız içerikler şurada My Activities bölümünde etkinliklerim şeklinde de Türkçe'ye çevrilebilir. Buraya çevirdiğiniz zaman şunlar bakın. Daha önceki atölye çalışmalarında yaptığımız örnekler. Şimdi de arkadaşlar bugün uçak içeriğini kullanarak, uçak şablonunu kullanarak İngilizce'de daha çok 4. ve 5. sınıflara hitap edebilecek hayvanlara anlamaya yönelik, hayvan isimlerinin İngilizce karşılıklarını bilmeye yönelik bir örnek hazırlayacağız. Burada zaten sayfayı oluşturmaz açıyor. Açmamışsanız zaten şuradan Create Activity düğmesini tıklatarak girebilirsiniz. Daha sonra buradan hazırlanmış örnekte girdiğiniz zaman Edit Content düğmesini tıklatmanız gerekecek. İster bunu seçin, isterseniz bunu seçin, hiç fark etmez. Bütün Web 2.0 araçlarında olduğu gibi yaptığınız ön çalışmalar illaki kaydediliyor otomatik olarak. İşte burada başlığımızı yazıyoruz. Hayvanlar, Animals, bizim etkinlik başlığımızın ismi. Daha sonra da arkadaşlar quiz kısmında görsel de verebilirsiniz. Burada doğrudan doğruya metin de girebilirsiniz. Ondan sonra da bulutların üzerine kaydedilecek resimler var. Burada örneklerde uçakta arkadaşlar. Doğru seçenek geldiği zaman uçak o bulutun üzerine geliyor. Doğru seçtiğiniz zaman olumlu geri bildirim alıyorsunuz. Değilse de yanlış geri bildirim alıyorsunuz. Sizin yapacağınız şey nedir? Burada quiz kısmına kelimenin metnini yazmak. Yani eğer İngilizce size kelimesinin İngilizce karşılığını yazmak. Daha sonra da bunları resimlerle seçmek. Mesela biz başlayalım. Köpek resmi seçmesini istiyoruz öğrencinin. Burada şunları da silmiş olayım hatta. Şuradan bakın. Kaydettiğiniz resmi silmek için Remove düğmesine basıyorum. Yeni baştan yapabilmek için. Bakın buraya girdi.
Hayvan resimlerini seçmeniz gerekecek. Geldim buraya. Bakın soruyor bana. Eğer internet ortamından yararlanmak istiyorsanız Microsoft'un Bing arama motorunu kullanabilirsiniz. Arama motorunu şuradaki arama kutusuna ilgili kelimeyi yazarak bulabilirsiniz. Veyahut da bilgisayarınızda kayıtlı olan resimlerden faydalanabilirsiniz. Ki ben öyle yapacağım. Upload düğmesine bastım. Daha önceden bilgisayarıma indirdiğim resimler karşıma geldi. İşte birinci seçeneğim, A seçeneğim ne olsun? Mesela tanıdık hayvanlar olsun. Mesela kedi olsun. Bakın seçti. İşte ikinci seçenek gelsin. Tavuk olsun çıkan. Üçüncü seçenek. Bunu nasıl değiştireceğini göstermek için seçeyim biraz da. Hadi bu sefer burada inek olsun. Ondan sonra dördüncü seçeneğimiz de doğru cevap olsun. Geldik. Upload. Buradan. Nerede? Şurada. Seçtim bakın. Doğru seçeneği seçerken arkadaşlar şuradaki tik işaretini tıklatmanız gerekiyor. Bunu bir kez tıklattığınız zaman doğru, bir kez tıklattığınız zaman yanlış. Buradan bakın tıklatıyorum. Doğruyu seçtim. Şuradaki şeyi de kaldırdım. Önceki alıştırma amaçlı yaptığım örnekte de kaldırdım. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra tamamını girdikten sonra ne yapacağız? Done düğmesine basacağız. İkinci bir soru ekleyeceğim şimdi. Evet. Bakın sorularımı, yani sorular kısmındaki kelimelerimi, onların fotoğraflarını yerleştirdim. Şurada kelimem yer alıyor. Efendim, her bir kelimeyi şuradan seçiyorum. Şeyi, resmi seçiyorum. Hangisi doğru cevapsa onun sol tarafındaki kutuyu şu şekilde tik gelecek şekilde işaretliyorum. İstediğiniz kadar öğrencinizin seviyesine de bağlı olarak ne yapıyorsunuz? Hazırlıyorsunuz. Ve işlemi tamamladıktan sonra Done düğmesine basıp soru girişi işlemini tamamlamış oluyoruz. Burayı tamamladıktan sonra doğru cevap girilmemiş beni uyardı hemen. Şuradan doğru cevabı girdim. Done düğmesine bastım ve aktivitem kaydedildi. Diğer Word içerik şablonlarında olduğu gibi burada da eğer mevcut olan içerikte düzeltmeler yapmak isterseniz, düzenleme yapmak isterseniz Edit Content içerik düzenlemeyi seçmeniz gerekiyor. Hazırladığınız bu dokümanı web sitenize gömmek için bir kod oluşmasını istiyorsanız Embed düğmesini tıklatmanız gerekiyor. Burada daha çok daha fazla rename vesaire seçenekler var. Eğer hazırladığınız dokümanı öğretmenlerinizle veyahut da öğrencilerinize ödev olarak vermek isterseniz paylaştırmanız gerekir. Şu andaki durum hazırladığınız zaman bu private yani özel durumdadır. Kişiye mahsus durumdadır. Onu kamuya ait getirebilmek, paylaşılabilir hale getirebilmek için share düğmesini tıklatmamız gerekiyor. Burayı tıklatıp arkadaşlar işte öğretmenlerimize tıklatacaksak make public yapmamız gerekiyor. Yani bunu kamuya ait hale getirmemiz, herkesin paylaşabileceği hale getirmemiz gerekiyor. Eğer öğrencilerimize bunu bir ödev olarak vermek istesek set assignment düğmesini tıklatmamız gerekiyor. Make public'i seçtiğimiz zaman işte burada yaş grubunu, konuyu, şey, üniteyi ve konuyu belirtmemiz gerekiyor. İşlemi tamamladıktan sonra public düğmesine basarak bakın şu kodu ister sosyal medyadan Facebook veya Twitter'dan veya Google Classroom'da kullanmak isteyebiliriz. Veyahut da elektronik posta olarak bunu göndermek isteyebiliriz vesaire. Copy dediğimiz zaman bunu kopyalamış oluyoruz. Done düğmesine bastığımda da artık içeriğimiz public duruma gelmiş oldu. Peki nasıl çalışacak? Start düğmesine basarak tabii ki. Burada da zaten belirtmiş klavyeyi kullanarak ve veyahut da fareyle dokunarak yapacağız. Amaç nasıl olacak? İşte uçak hareket edecek. Bulutların üzerinde bizim az önce tanımladığımız fotoğraflar olacak, resimler olacak. Altta da
kelimemiz yer alacak. Kelimeye doğru resmi tıklatmış olacağız. Hadi yapalım. Hemen şuradan tam ekran olarak açtım. Start düğmesine bastım. Bakın şimdi uçağım geldi. Horse benim atı bulmam, at resmini bulmam istiyor. Gördüğünüz gibi resimler bulutların üzerinde görüntüleniyor. Buradan bakıyorum şimdi. Şu anda ördek fotoğrafı geçti. Bu değil. Önce bir doğrusunu göstereyim. Sonra yanlış olduğunda ne oluyor? Onu göstermek için. İkişer tane geçiyor. Yanıltma amaçlı da oluyor. Bakın. Şey geçinceye kadar, at fotoğrafı geçinceye kadar herhangi bir işlem yapmıyorum. Hatta çıkmadı bir türlü. Neyse bunu da yalnız seçelim bari. Bakın yanlış seçtiğinizde bu çıkıyor. Ya at fotoğrafı vardı ama niye çıkmıyor? Ha şurada bakın. Sonradan çıktı. Şimdi ikinci örnek gelecek. Onu da göstermiş olayım. Buradaki canların seçmesini bekliyor. Arkadaşlar burada ayarlar vardı. Evet bakın. At çıktı şimdi. Seçiyorum. Doğru seçenekte de bu geliyor. Şurada hemen ayarları da göstereyim. Kaç canı olduğunu şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Her şekilde deneme şansını vermek için geçerli bu. Her yanlış cevapta bir can gidiyor. Bunu buradan bakın şuradaki sürgüyü seçerek ayarlayabiliyorsunuz. Buradan hızını ayarlayabiliyorsunuz. Oyunun hızını ayarlayabiliyorsunuz. Sorular karıştırılsın mı, rastgele seçilsin mi, yoksa gerildiği sırada mı verilsin diye. Burada seçenekleri Shuffle Question Order'dan bunu ayarlıyorsunuz. Oyunun sonunda cevapların görüntülenmesini istiyor musunuz diye soruyor. İstiyorsanız buradaki kutuyu işaretlemeniz gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar zamanlamayı falan ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz heyecanı arttırabilmek için. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi birçok derslerinizde uçak oyununu hazırlayabilirsiniz. Uçak içeriğini hazırlayabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.